Herkese merhaba. Elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüde de gördüğünüz üzere harika fırında bir tavuk yemeği tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Ben bu tarifimde 3 adet tavuk göğüs eti kullandım. Şöyle tavuk etlerimi ortadan ikiye keseceğim fileto şeklinde. Böylelikle 6 adet tavuk elde parçası elde etmiş olacağız. Şöyle bir kabı alıyorum. Çünkü soslayacağız biraz birazdan. 6 kişilik bir yemek oluyor bu. Ama siz aile sayınıza göre tavuk miktarını arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Evet kestik. Şimdi birazcık sıvı yağlı soslayacağız. Ben zeytinyağı kullandım ama siz isterseniz mısır özü ya da ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu bizim tavuklu etlerimize hem lezzet verecek hem de böyle pişiriyorken daha kolay böyle yumuşatacak. Birazcık karabiber ve biraz da kırmızı toz biber ekledim. Ama siz kendi damak tadınıza göre baharatları zenginleştirebilirsiniz. Bu aşamada tuz koymayı unuttuğum için şimdi birazdan tuz ekleyeceğim içerisine. Bir tatlı kaşığı kadar. Yağım ve baharatların tavuk etlerini her yerine gelecek şekilde güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu tavuk etlerimi böyle yapışmaz bir tavam var. Bir tavamı kızdırdım yani şey ısıttım. Tavuklarımızı şöyle çok fazla kurutmadan, çok içlerini pişirmeden alt üst edeceğiz burada. Evet, güzelce yerleştiriyoruz. Orta ateşte, çok fazla yüksek olmasın, çok da kısık da olmasın. Evet, şöyle bakın, çok fazla dediğim gibi kurutmadan şöyle alt üst edeceğiz ve birazdan alacağız onları. Şimdi onlar orada pişene dursun, pişene e, pişiyorken bizim de geri kalan kısımda bir adet orta boy yemeklik soğan kullanıyorum. Bunu böyle kare kare küçük küçük doğruyorum. Şimdi zaten videonun bu kısmında belirteyim malzeme listesini kullandığım kap ölçülerimi detaylı olarak açıklama kısmına ekliyorum. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Soğanımı küp küp yemeklik olarak doğradım. Kenara ayırdım. Şimdi yemeğimi yapacağım borcam tepsinin içerisine şöyle birazcık yağ püskürttüm. Gördüğünüz gibi tavuklarımı alt üst şöyle birazcık pişirdikten sonra yapacağım borcamın içerisine yerleştiriyorum tavuk etlerimi. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Çok lezzetli oluyor, çok da keyifli. Onu da kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi hiç tavamı yıkamıyorum. İçerisinde tavuk et, ee, tadı var. İçerisine şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Doğrumuş olduğum soğanlarımı bu yağın içerisinde güzelce pembeleşene kadar kavuracağım. Onlar kavruluyorken bir paket böyle bir mantarım vardı. Kültür mantarı. Onları da şöyle uzunlamasına doğradım. Ama siz kendi evinizde nasıl doğru istiyorsunuz o şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğradım. Bir paket mantar kullandım bu tarifimde. Onu şimdi kenara aldık. Sonra böyle çeri domateslerim vardı. Onları da dörde beşe öyle spontane Gelişi güzel. Doğradık. Yaklaşık 6 tane çeri domates kullandım. Daha sonra bir adet havucum var. Onu da rendeledim. Onu da rendeleyip kenara alacağım. Evet onu da rendeleyip kenara aldık. Şimdi en üstünde kaşar peyniri kullanacağım. Bütün malzemeleri hazırlıyorum. Yaklaşık bir 150-200 gram kadar taze kaşar peyniri kullandım. Onu da rendeledim. Kenara aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanlarımız gördüğünüz üzere biz bu malzemeleri hazırlıyorken hepsi güzelce fazlaca kavruldular. Şimdi öncelikle mantarı içerisine alıyorum. Mantar suyunu çekene kadar güzelce bir kavuracağız. Gördüğünüz gibi suyunu saldı ve çekti. Daha sonra havuçlarım var. Sırasıyla havuçlarımı ekleyeceğim, kavuracağım. Sonra domateslerimi ama bu malzemeleri siz evinizdeki malzemelerle de değiştirebilirsiniz. Arzu ederseniz havuç yerine biber de kullanabilirsiniz. Evet çeri domateslerimi de ekliyorum. Domates yerine domates salçası ya da biber salçası da ekleyebilirsiniz ya da rendele edebilirsiniz. Biberle de harika olur bu tarif ama benim evimde biberim yoktu. O yüzden havuç ve domatesle e, pişirdim. İçerisine de baharat, biraz kekik, karabiber, kırmızı toz biber, işte ne varsa, biraz da tuz, onları da ekliyorum. Şimdi birazcık böyle kıvam vermesi açısından bir yemek kaşığı un ekledim. Onu da şöyle güzelce kavuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi un da kavruldu. Şimdi içerisine bir çay bardağı da süt ilave ediyoruz. Şimdi bu sütle bu un güzelce pişecek ve çok güzel bir kıvam özleşecek. Kavurmuş olduğumuz sebzeler birbirlerine iyicene yapışacaklar ve tavuklarımızın üzerine eklediğimizde düşme olmayacak. Şimdi oca ocağın altını kapattım zaten o sıcaklığıyla hemen çekti. Daha önce pişirmiş olduğumuz tavada ki tavukların üzerine filoto tavukların üzerine bu hazırlamış olduğum sebzeli harcı ekliyorum. Dediğim gibi bu sebzeli harcı evinizdeki malzemelerle de zenginleştirebilirsiniz biber, maydanoz, dereotu, e, hepsinden kullanabilir ya da patates bile ekleyebilirsiniz hiç fark etmez. Evet şimdi hepsini güzelce yerleştirdik gördüğünüz gibi bir e, bütün malzemeyi tavukların üzerinde bitirdik şimdi üzerine birazcık kaşar peyniri rendesi ekleyeceğiz daha sonra fırına vereceğiz. Bu kadar da kolay ve keyifli tam. İster misafirlerinize, ister iftar yemeklerinizde, akşam yemeğinde rahatlıkla tüket yapabileceğiniz, keyifle yapabileceğiniz, lezzetle tüketebileceğiniz, afiyetle tüketebileceğiniz harika bir yemek tarifi. Şimdi aslında fırına veriyorken tavuklar suyunu salacaktır ama ben yine de şöyle bir bir çay bardağından biraz daha az su kullandım. İçerisine de birazcık sıvı yağ ekliyorum. Sonra 200 derecelik fırında kaşarlar pişene kadar pişireceğim Zaten iç malzeme tavuk ve de üzerindekiler pişmiş olduğu için çabucak pişecektir yemeğiniz. Evet gördüğünüz gibi kaşarlar eridi. Tavuklar da iyicene suyunu saldı. Bol sulu harika bir yemek tarifi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer ki benim gibi püf noktalarını uyarsanız e, harika sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum ki inşallah öyle olur. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım fırındaki tavuk yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi denerseniz lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Dediğim gibi malzeme listesi kap ölçüleri açıklama kısmında. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonraki pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.